Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunuş getirişimiz. Kanal istiklalar ekranımızda bulsun. Japonya Taşkı İşler Ministri Biden Aksaray'a kirse Xitay'a tıxımı katı kulu buluşu mümkün dedi. Xitay gizliti torunun haberde bildirilişçe, Japonya Taşkı İşler Ministri Toshimitsu 17 noyabr Tokyo'da ötküzülgen bir muhbirlarını kütüyle yığında Amerika saylımı hakkında toxtılıp, Biden Aksaray'a kirgen takdirde Şarkı Türkistan, Hong Kong ve insani hukuk katılık meselelerde Xitay'a Trump'a karganda tıxımı katı kulu buluşu mümkünlükünü bildirgen. Onun bildirilişçe, növete Amerika Xitay münasebeti ciddi halette bulup, iki taraf yenile karışlaşış haletine devamlaştırırken, Amerika bilen Xitay kilimat özgürüş, dünya sahiye sağlığını sağlaş katalık meselelerde zic münasebette bulgan tahtarımı, insani hukuk, Şarkı Türkistan, Hong Kong meselesi de Biden hükümeti, Xitay'a karşı tıxımı katlıq pozisiyada buluşu mümkün iken. O yana Xitay'dan içki işlep çıkırış umumi kıymetinin 20 yıl bronkuğa siliştirganda 4 hesi aşkalıqını, herbi xiracıtımı yelseri küpüyat kalıqını. Ama Japonya'nın Xitay'nın kural küçü arkalıq Dıngız rayonunun hazırkı vaziyetini özgertişke urunuş kılmışını katli tosuyda kalıqını bildirgen. Ceza lagerinin çıkanlarının yeni bir içinişlik görünüşe tarqaldı. Bugün ictimai uçur vasıtlarında ceza lagerden çıkan da paralgan yeni bir Uygur'un içinişli görünüşe tarqaldı. Mezkur sında Şarkı Türkistan'daki yaş bir Uygur kızdan bir tere bir usxanga aylınıp kalgan mangalmas bulup kalgan dadısını hoylısı da kütürüp kitivatkallığı körsüzülgen. Bundan burunmu bununla okşaydıgan sınlar ve süratler ictimai taratkullarda tarqalgan bulup, körgücülerge 2. Dünya Uruşu mezgildeki Nazis Germaniya'nın ceza lagerini esetken idi. Xitay növette Şarkı Türkistan'daki milyonluğun Uygurlarını sebepsiz halde türme ve ceza lagerlerine kamap, tasavvur kılgısız derecede kıyın kıstakı almakta. Gerçi Xitay halkara cemiyetinin közünü bu yaş üçün ceza lagerlerini terbiyeleş merkezi deb car silavatkan bolsumu, aşkarlanvatkan küçlük ispatları Xitay'nın irki kırıncılık cinayetine paş kılmakta. Yaponiya bilen Avustralya Xitay'a karşı herbi kilişim imzalaş bilen tan 4 devlet birleşme manevri ötküzdü. Germaniya Avaz'dan bugünkü haberde bildirilişçe, 17 noyabr Yaponiya bilen Avustralya Xitay'a karşı herbi kilişim imzalagan bulup, okşaş günde Yaponiya, Avustralya, Amerika ve Hindistan birleşme herbi manevri ötküzgen. Haberde kaytkınlışça, Avustralya Başministri Morrison, Japonya Başveziri Yoshihide Suga bilen görüşüp, iki devletin sayahat, iqtisat ve herbi cihetteki hemkarlığı ve başka temalarda muzakere kılgan. Arkadan iki taraf yepyeni sohbet ötküzgen ve sohbetten keyin iki devlet oturursa da herbi kilişim tüzülgenligini elan kılgan. Japonya'nın Başveziri Yoshihide'nin bildirişçe, bu kilişim iki devletin bihatelik ve müdafiye cihetteki hemkarlığını yeni bir seviyeye götürürken. Avustralya Başministri Morrison mu bu vaxta toxtalıp, kilişimde tıxımı tez ve tıxımı adli bolgan memori tertip usulü kullanıp, herbi müdafiye planını kolay tertip ile təminledi degen. Bildirilişçe, iki devlet rehberleri yana Cenobi Dengizdeki yıkınkı selbi özgürüşler ve talaş tartıştaki aralarını herbileştiriş katarlıq eğri vakalarge bolgan endisini bildirgen ve Hong Kong'daki karşı fikirlerge zerbi veriş meselelerge köngül bulduğalıqını bildirgen. Japonya bilen Avustralya yana bir katar lahiyeni birlikte tayarlaşka koşulgan bulup, bunda bolganda Japon armiyesi zörür tepilganda Avustralya armiyesige yardım berilediken. İki devlet yana kelgüsü de 5G tori, deniz asti kabili ve muhim kan mahsulotları teminatının bexatalikki cihette hemkarlığını çoğunqulaştırışka koşulgan. Avustralya bilen Japonya 17 noyabr mezkur herbi kilişimini imzalagan okşaş günde Amerika, Hindistan, Japonya ve Avustralya 4 devlet Şimali Arab Deniz'de 2. baskuşluk herbi manevri ötküzgen. Bu 4 devlet ittifakının 2. kıtım okşaş külemdeki herbi manevri ötküzüşü bulup, bu manevr Xitay'nın Hindi Tinç Okyan rayonuna kengişige karıştırış üçün uğurlaştırılgan dep karalgan. Malabar herbi manevri 1992 yılı başlangan bulup, deslepte fakat Amerika ve Hindistan iki devletle katlaşkan. Japonya 2015 yılı bu manevrga katılgan. Bu yıl bolsa Avustralya'mı 4 ittifaktaş devlet Katar'da bu manevrga katılgan. Xitay'nın təsirini küçeytiş nişanlangan zor külemdeki Suudi İttifakı kuruldu. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe, 15 noyabr Xitay ve başka 14 devlet Vietnam'da ötküzülgen Şarkı Cenobi Asiya Elleri İttifakı başlıklar yığında
Xitayning ta'sirini kuchaytirish nishonlangan rayon universal iqtisodiy sheriklik munosabati kelishimiga imzo qo'ygan. Xabarda qayd qilinishicha, mazkur kelishim silliq yig'in tariqasida o'tkazilib imzolangan. Bu kelishimning natijasida Xitoy qatorliq 15 davlat Amerikani o'z ichida olmagan rayon universal iqtisodiy sherikti munosabati kelishimini imzolab, dunyodagi ko'lami eng cho'ng savdo ittifoqini qurgan. Mazkur ittifoq dunyodagi savdo faoliyatlarining 3dan 1 qismini egallaydigan bo'lib, uda 8 yil suhbatlashishdan keyin amalga oshgan. Analizchilarning bildirishicha, bu kelishim ma'lum jihatdan Xitoyning g'alibasi hisoblanadigan bo'lib, Amerika bilan savdo urushi davomlashayotgan bir paytdimi? Xitoyning xalqaro savdo sohasida yolg'iz qolmaydiganligini ko'rsatgan. Mazkur savdo ittifoq Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqidagi 10 davlatni, Osiyo Tinch okean rayonidagi Xitoy, Koreya va Yaponiyani, shundoqla Avstraliya va Yangi Zelandiyani o'z ichiga oldigan. Ma'lum bo'lishicha Donald Trump 2017 yili Amerikaning prezidenti bo'lib saylangandan buyon Trump hukumatı Obama hukumatidan boshqacha strategiyani yo'l qo'ygan va Xitoy qatorliq 15 davlat imzo qo'ygan bu kelishimni Amerikaning manfaatiga ziyonliq deb qarab suhbatdan chekingan. Dunyo bo'yicha nuposi 2-chi o'rinda turgan Hindistonmi ilgari suhbatga qatnashgan bo'lsa-mu, biroq keyin suhbatdan chekingan. Kuzatuvchilar mazkur kelishimning rasmiy ijro qilinishiga ma'lum vaqt ketadiganligini, shundaqdimi Xitoyga foydali bo'lgan bu kelishim orqasida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bosqiru siyosatini tixmo kuchaytirib ijro qilishi mumkinligini bildirishmoqda. Amerika Xitoyning xirislari haqidagi tadqiqot dokladini e'lon qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi siyosat planlash ishxonasi Xitoyning xirislari haqidagi tadqiqot dokladini e'lon qilgan. Dokladda Xitoy kompartiyasining har xil qilmishlari xulosalanib, bu qilmishlarning ideyaviy yildizi Xitoy kompartiyasining ojizligi, Amerikaning Xitoy masalalariga qanday javob qaytarganligi tahlil qilingan hamda kuchli xirislar haqida plan tuzilgan. Dokladda Xitoy Kompartiyasining cho'ng kuch raqobatini boshlaganligi, ammo ko'pincha kishilarning bularni his qila olmaganligini, oz sonliki kishilar Xitoyning dunyoning har qaysi rayonlariga singib kirish andeyisini aniq his qilgan bo'lsa-mu, biroq nurg'ullagan kishilarning yanada Xitoydan umid kutayotganligi bildirilgan. Dokladda Xitoy Kompartiyasi 20-chi asrdagi marksizm-leninizm musabitligini asos qilib hokimiyat yurgizayotgan bir kuch deb sifatlangan. Dokladda Xitoyning ojizliklari o'tirg'a qo'yilib, Xitoy kompartiyasining mustabidlikdan iborat o'zgicha ojizligi bor ekanligi, iqtisodiy muqimsizlik, nupus tamponsizligi, muhitning nacharlashishi, chiriklikning o'zliksiz avj olishi qatorliq masalalarning Xitoyning ajallik ojizliklari ekanligi bildirilgan. Dokladda yana Amerikaning bu xirislarga taqobil turish planlari o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, Amerika asosiy qonun siyosatini qo'llash, taraqqiy qilish va mukammal jamiyat barpo qilish orqali erkinlikka kafolatlik qilish, dunyo bo'yicha eng kuchli harakatchan va ilg'or bo'lgan armiyalarini davomli saqlab qolish, o'rtaq manfaat va o'rtaq mas'uliyatni asos qilgan ittifoqdosh va sheriklar bilan bexatarlik hamkorlikni kuchaytirish, erkin ichib o'tilgan qoida nizomlar asosidagi xalqaro tartibni kuchaytirish, ittifoqdoshlar tizimisi va har qaysi xalqaro tashkilotlarni qaytadan baholab chiqish, demokratiya va kishilik huquqini ilgari surdigan xalqaro tashkilotlarni kuchaytirib, adil prinsip asosida Xitoy bilan hamkorlashib, Amerikaning manfaatini qo'llash, zarur bo'lganda Xitoyni cheklash va to'sish, erkinlik izlaydigan Xitoy fuqarolarini qo'llash qatorliq tadbirlar ta'kidlangan. Qishning yiqilishiga ayishib, Sharqiy Turkistondagi bolalarning ahvoli andisha qo'zg'imoqda. Yaqinda ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan Xitoy o'qituvchilari yozgan bir parcha iltijo xati Sharqiy Turkistondagi kichik bolalarning qiyin ahvolini oshkorlab berdi. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkiston xalqini zo'r turkumda tutqun qilishi natijasida oilalar vayron bo'lib, qarg'uchsiz qolgan kichik bolalar qiyin kunda qolmoqda. Mazkur xatda mundoq deyilgan: Kimda ko'ni kiyimlar bor bo'lsa, tovandagi adresga avitib bersangiz bo'ladi. Biz Xotan viloyatidan ma'rifga yordam berayotgan o'qituvchilardan Liu Changhai va Zhao Beijing. Bizning maktabdagi bolalar kiyimga bek ehtiyojliq. Chunki intoyin namrat bo'lg'achqa kiyim-kechak va oyoq sotib ololmaydi. Bulubmi qishda hozir bu yer 0 dan tuvan 7 Selsiy gradusga tushib qoldi. Bir mazgildan keyin temperatura 0 dan tuvan 15-16 gradusga tushdi. Ammo bolalar yanada shundoq nefes kiyinib olgan. Kiyim-kechak oyoqlar yirtiq. Agar atrofingizda 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarning ko'ni kiyimlari va oyoqlari bo'lsa, pokiz yuvib ham avitib bersangiz bo'ladi. Mazmunga asoslanganda mazkur xatni Keriya nohiyasining Langar yesidagi markaziy boshlang'ich maktabining 2 xitoy o'qituvchisi yozgan. Garchi Sharqiy Turkiston xalqi Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati ostida tasavvur qilg'usiz og'ir kunlarni boshdan kechirayotgan bo'lsa-mu, Xitoy yanada Sharqiy Turkiston xalqining turmushining borgan siri yaxshilanayotganligi, 5 yilga qadam qo'yayotganligi haqida bildirilib kelmoqda.
Tayvan'dan F-16 tipli harbi aeroplanı yok ap ketti. Birleşme Haber Agentliği'nin haberde bildirilmişçe, Tayvan'ın F-16 tipli küreşçi aeroplanı 17 Noyabr keçide uçuş meşk kılıbetip, tuyuksuz radardan yok ap ketken. Tayvan Devlet Müdafiye Menetselikinin bildirilmişçe, tünögün Tayvan'ın F-16 tipli küreşçi aeroplanı keçlik uçuş meşk üçün keç saat 6'dan 5 minut ötkende Hualien'den uçgan ve 6'dan 17 minut ötkende radardan kayıp bulgan. Bildirilmişçe, Tayvan Devlet Müdafiye Menetselikiye teve Karı Bürküt kısmı keçide izleş ve kutkuzuşlu başlagan. Tayvan Hava Armiyası'nın 5. tarmak atırıdı aeroplanın yukap ketkerlikine cezilmeştürgen bolsun mu? Ama başka tepsilatlarının tıkhice teşhürüş baskıçıda ekerlikini bildirgen. Türkiye'de sırkı çıkı çekilmesi ilan kılındı. 17 Noyabr Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan başçılıkta açılan Ministerler Kengişi yığında Xitay virüsüge karşı tedbir Katar'da hepte ahire sırkı çıkışını çekileş karar kılındı. Qarorda munular e'lon qilindi. O'quv o'qitish ishlari yil oxirigacha tur orqali davomlashadi. Shanba, yakshanba kunlari kechasi 8 dan atigan soat 10 gacha sirtqi chiqishni cheklash chorasi ijro qilindi. Qaror yana barlik tantarbiya musobaqalarining tomoshabinsiz o'tkazilganligi, kinoxonalarning yil oxirigacha taqildiganligi, oshxona va restoranlarda faqat tomoq yetkazish mulozimati bilan shug'ullansa bo'lganligi e'lon qilindi. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm.